Arkadaşlar merhaba. Serkan Süzer bizimle birlikte. Yenilenebilir enerji sektöründe konuşmacı olarak kendisi bize destek verdi. İsterseniz sizi önce tanımakla başlayalım. Merhabalar Serkan Bey. Merhabalar. Kendinizden birazcık bahseder misiniz? Tabii. Ben girişimci ve sosyal girişimciyim. Yenilenebilir enerji, fintech, life analytics gibi alanlarda girişimlerim oldu. Aynı zamanda işte bir sosyal girişimimiz var TİDER adı altında. Orada da işte israfı önlüyoruz ve ihtiyaç sahiplerinin kendi ayakları üzerine durmalarını sağlıyoruz. Aynı zamanda Costa Rica Fire Konsolosluğu'yuz. Seminerinizi dinledim birazcık. Orta Doğu ülkelerinde falan da galiba görev yapmışsınız. Costa Rica Fire Konsolosluğu olduğunu söylemiştiniz. Evet. Onlardaki durumlardan birazcık bahseder misiniz? Yani aslında dünyanın çok fazla bilinmeyen ama konuşmanızda dediğiniz gibi çok fazla okuma oranının bile %97'lere ulaştığı bir ülke. Oralarda çalışmak nasıl bir duygu? Yani aslında insanlar çok fazla gitmek istemiyor oraya. Daha çok bilmediklerinden mi denir? Valla Costa Rica yani genel olarak Latin Amerika bize her anlamda çok benziyor. Ben onlara hatta okyanusun diğer tarafındaki kuzenlerimiz diyorum. Bizim biraz daha iyimser versiyonumuz. Yani birçok anlamda benziyorlar bize. Hayattan keyif alıyorlar. Costa Rica'nın mesela Pura Vida felsefesi var. Pura Vida yani pure life. Yani saf yaşam. Önemli olan iyi yaşamak, güzel yaşamak, mutlu olmak. Bu felsefeyle adamlar hayatlarını sürdürüyorlar. Ve örnek alınması gereken birçok unsuru var. Konuşmada da belirttiğim gibi sonuçta adamlar orduyu 1948'de kaldırmışlar ve orada hani ordu için yapacakları masrafı eğitime aktarmışlar ve %97'nin üzerine çıkmışlar okuma yazma oranı anlamında. Bu gerçekten örnek alınacak bir şey ama tabii bizim Türkiye'de bu coğrafyada farklı sıkıntılar var. Onu da kulak arkası edemeyiz mutlaka ama sonuçta eğitime kaynağın arttırılması gerekiyor. Artan bir oranda arttırılması gerekiyor bana göre. Bunun dışında doğaya çok önem veriyorlar. Yani Costa Rica'nın %25'i ulusal park, çivi dahi çakamıyorsunuz. Yarısından fazlası tropik orman. Ve karbon salınımı 2021 itibariyle sıfıra indireceğiz dediler ülke olarak. Bu da çok cesur bir açıkçası hedef ve sonuçta küçük ama örnek alınması gereken bir ülke. Yani ben de açıkçası Türkiye'de benzer bir modelle %100 yenilenebilir enerji ve kendi enerji ihtiyacımızı karşılayabileceğimizi düşünüyorum. Ve buna da herkesin sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Bana göre yani Enerji Bakanlığı, EPDK, ilgili kurumlar bu işin arkasında olurlarsa bence 3 sene içerisinde %100 yenilenebilir enerjiye geçiş yaparız. Evet, zaten doğal kaynaklarımızın da gayet yeterli olduğunun farkındayız herhalde. Evet, aynen. O konuda sıkıntımız yok. Sadece birazcık üzerine düşünmesi gereken bir konu. Evet. Umarım. Yani bizim öyle yerlerimiz var ki mesela Ege bölgesinde yenilenebilir enerjinin her tipi var. Yani güneşi var, rüzgarı var, jeotermali var, biyogazı var. Var var. Yani resmen aslında topraklarımızdaki hani kaynak olana inanılmaz. Birçok ülkeye göre çok şanslıyız. Sadece doğru teknolojiyle bunlardan faydalanmanın yollarını bulmamız lazım. Peki birazcık yenilenebilir enerji biz de bunun üzerine düşüyoruz. Üniversite olarak IEEE öğrenci topluluğu olarak. Bunun yanında eğitimden de bahsetmiştik. Costa Rica'daki eğitim oranında. Evet. Şimdi bizim farklı konseptlerimiz de var tabii. Farklı projelerimiz var. Gizem Akkaya projesi gibi işte eğitimi yenmek adına yapılan projeler gibi. Siz peki IEEE ile nasıl tanıştınız? Ben birazcık onu sormak istiyorum. Yani genel olarak IEEE bir önceki senelere göre bir yükselişte şu sıralar bir furya halinde devam evet. ediyor. Yani IEEE ile ben ilk nasıl tanıştım hatırlamıyorum. Muhtemelen sektörden birileri bende temasa geçti. Galiba yani hatırladığım kadarıyla IEEE'de ilk sunumumu 9 Eylül Üniversitesi'nde yapmıştım zamanında. Yani 2012-2013 olabilir. Hani o günden beri farklı yerlerde çağırdıkça ben de elimden geldiğince katkıda bulunmaya çalışıyorum. IEEE'nin çalışmaları çok hoşuma gidiyor. Çünkü gerçekten yani potansiyeli olan işte zeki mühendis adayı genç arkadaşlarımıza bir şeyler aktarmak bana keyif veriyor.
Yani sonuçta o sunumlarda bir kelimeyi kapıp da düşüncesini yani doğru yönde düşünmeye başlarsa ne mutlu bana. Ben de açıkçası öğrencilere işte yenilenebilir enerji, enerji devrimi, sürdürülebilirlik bu nosyonları vermeye çalışıyorum. Yani mesela Serhan Süzer eğer bugün buraya gelmeseydi ben Costa Rica'daki eğitimin bu kadar üst düzey bir eğitim olduğunu farkına var mıydı? Evet. Yani sadece şey de değil bu arada okuma yazma oranı da, anlamında da değil. Oradaki yeni jenerasyonun hepsi hemen hemen hepsi yabancı dil biliyor. Farklı alanlara adamlar kanalize oluyorlar. Yani o eğitimden sonra mesela Intel çiplerini biliyorsun. Intel çiplerinin önemli bir kısmı Costa Rica'da üretiliyor. Oradaki Costa Ricalı mühendisler götürüyor bu işi gibi. Yani adamlar sadece işte çok güzel ülke, doğal ülke falan değil, teknik olarak da kendilerini geliştiriyorlar. Amaç gelişmek olduktan sonra aynen. İnşallah biz de bu yönde ilerlemeye İnşallah, umuyoruz. Çünkü gerçekten bizim topraklarımız, bunu tekrar altını çiziyorum, biz medeniyetin yüzyıllarca hatta binlerce yıl beşiği olan bir yerden geliyoruz. Yani bizim genlerimizde var aslında. İnsanlığın gelişimine tekrar katkıda bulunmak için bizim çaba sarf etmemiz gerekiyor. Yani bizim aslında orijinimize dönmemiz gerekiyor. Bunu da yapacak yetkinlikte çok insanımız var. Gençlere güveniyorum ben. Teşekkür ederiz Serhan Bey. Bize bu desteğinizden dolayı röportajda birazcık sizi yorduk. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Ben teşekkür ederim. Sağ olun, siz de.